Herkese merhaba. Yepyeni bir testte birlikteyiz. Evet. Böyle cazcı kardeşler gibi gördüm seni bugün. Ben de mi takaydım ondan ya? Süper. Bayılırım o filme. Böyle birden kafayı çevirince onu gördüm ama bir de siyah giyineydin. Bir de onun biliyorsun son bir sahnesinde otomobil komple dağılır ya polis arabası. Nefistir ya. Güzel film. Olağanüstü filmdir. Müzikleri harikadır. Bulsak da izlesek bu ara. Austral. Austral evet. Renault Austral. Sen bunu bir lansmanda bir küçük kullandın. Bir neyi sevdim neyi sevmedim yaptın orada. Yaptım. Ama bugüne kısmetmiş testini yapmak. Evet, biraz daha detay verelim. Renault Austral aslına bakarsan Kadjar'ın yerine geldi. Renault Nissan Mitsubishi'nin hani onlar bir şey ya birlik ya. Tabii Dacia falan da var altında ama onların yeni nesil C segmenti platformu üzerinde yükselen aslında ikinci model. Renault'da ilk. C segmenti dediğin içerisine Megane'lar falan da girecek mi? Aynen girecek. Tamam. Bu otomobilden önce çıkan o platformda yeni platformda çıkan ilk otomobil Nissan Qashqai. Aslında Qashqai'yla çok yakın akrabalar. Platform ortaklığı var. Motorlar falan da aslına bakarsan zaten birlikte kullanılan motorlar, şanzımanlar vesaire ama Renault burada çok iddialı. Hatta şunu söylemişlerdi lansmanda da. Bugüne kadar üretilmiş en iyi Renault. Birkaç gündür kullanıyorum. İçeride bununla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Yani çok da abartmamışlar diyebilirim yani. Güzel bir renk. Mat bir gri. Çamurluklarında böyle ilginç bir logo var. Mat gri bir de parmağını dokunduruyorsan acaba kaplama mı var hani bir yerlerde falan. Çok bana geldi. Abi kaplatıp da mı kullandın falan. Bizim işlerde de var ya hani. Dedim ki yok orijinali. Şimdi Türkiye'ye ilk girişi en üst donanım seviyesiyle yaptılar. Esprili Alpine'le yaptılar. Dolayısıyla bu biraz da ondan dolayı böyle biraz daha şık görünüyor gibi. Daha sonra diğer versiyonlar da gelecek. Senin neyi sevdin, neyi sevmedin ilgili bölümün var ya bununla ilgili. Altta bir tane yorum gelmişti. Austral değil bu ya. Alpine görmüyor musun? Hani logodan da mı anlamadınız falan? Hani, tabii. Görmedin mi sen o yorumu? Görmedim ya. Bu öndeki logoyu ne yapacakmışız? Ama sen içeriden çekiyorsun ya onu. Ya yemeyin bizi falan. Austral değil bu. Bildiğin Alpine işte falan demişlerdi. O yorumu da atlamayalım. Bu arada Alpine de Renault'un bir markası. Ve geçmişte 60'larda falan çok ünlüydü spor otomobilleriyle. 70'lerde de fena değildi. A610'lar falan vardı. Şimdi yeni bir Alpine çıktı. Daha Türkiye'ye resmi olarak getirmediler ama Alpine de model sayısını hızla arttıracakmış. Büyük ihtimalle Türkiye'de de görürüz onları. Ha, bunun bir Alpine versiyonu olur mu? Olabilir. Onu bilmiyoruz. Şu an Alpine ayrı bir markalaşır. Daha da büyüyecek. Ayrı, marka zaten tamam. Alpine. Ayrı bir marka zaten yani. Neyse gelelim Avustralya. Renault'un hani yeni nesil tasarım öğelerinin tamamını üzerinde bulunduran ilk Renault modeli aslında. Ve buradan sonra da buradaki bazı dokunuşlar yeni gelecek modellerde de biraz farklı olmak kaydıyla karşımıza çıkacak. Zaten genelde de böyle oluyor. Bu otomobilde tabii şu C şeklindeki ve ters C şeklindeki far aslına bakarsan Renault'un imzalarından bir tanesi. Şu aşağıda tamponun oradaki o üçgen formlar falan çok hoşuma gitti açık söylemek gerekirse. Yani sportif duruyor ve kaput üzerindeki şu çöküntü ve aynı zamanda çıkıntılar bayağı bir hareket veriyor. Bu renkte çok belli olmuyor. Logonun konumlaması da çok güzel olmuş bence tasarımda. Böyle 1970'lere döndürüyor bizi ama biliyorsun değil mi? Yani çok benziyor orijinal. O çok böyle o logoya cuk oturmuş oraya. Hani benim Renault 12'm vardı. Onun büyütülmüşü gibi duruyor şu anda logo. Yani zaman zaman logolar yenileniyor malum. Bunun bütün renklerini mat getirseler ya farklı tonlarında. Daha güzel olmaz mı? Onu ben bilmem abi. Herkes mat sevmeyebilir bu arada. Ölçüler yani işte 4,5 metrelik bir otomobilden bahsediyoruz. Aşağı yukarı. İşte 2667 milimetrelik de aks mesafesi var. Baktığın zaman aslında C segmenti SUV'lar arasında en kompakt yapılardan bir tanesi. Zaten Qashqai de öyle. Yani Nissancılar mesela Qashqai'yi büyütmemekte ısrar ediyorlar. Öyle bir yaklaşımları var. Çünkü büyük ihtimalle X-Trail de var orada. Araya elektrikli Ariya da giriyor biliyorsun. Hani orada bir sıralama yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Bir de Nissancılarla zamanda konuştuğumuzda yeni Qashqai lansmanı ile ilgili şey demişlerdi. Hani bu boyut iyi bir boyut. Büyütmeye gerek yok. Gerek yok aynen. Gibi. Bu otomobil de ona yakın boyutlarda. Aynı altyapı vesaire dediğim gibi. Aynı kafada gidiyor gibi görünüyor. Zaman gösterecek ama şu kadarını söyleyeyim. Renault'un hani Kadjar'dan sonra 2-3 basamak birden yukarıya çıkardığı bir model olarak söyleyebilirim Austral'i. Dün bir arkadaşım bir 10 dakikalığına konuk oldu otomobilime. Bir yere giderken beni de bırakır mısın dedi. Renault mu ya yaptı. İnerken ya bu Renault ne olmuş diye indi. Yani o etkiyi yaratan bir otomobil bu. İçeride çok daha detaylı olarak anlatırız bence. Tabii şimdi bu Esprit Alpine donanımı ile bunu hissettiriyor özellikle iç mekanda. Daha sonra gelecek daha düşük donanımlı versiyonlarda ne hissettirir bilmiyorum. Ama bu haliyle şimdi içeride zaten görür arkadaşlar da. Olmuş. Yani zaten o neyi sevdim neyi sevmedim de ben şey söylemiştim. Yani iç mekandaki kalitesi gerçekten çok yüksek. Hadi gidelim o zaman. Hadi.
Yani çok şık bir otomobil içerisindeyiz. Evet. Avustralya'nın şu tasarımını ben açıkçası çok beğendim. Vallahi çok beğendim yani. Şimdi şurası net. Son dönemde otomobil firmalarının neredeyse ortak karar almış gibi yaptığı bir uygulama var. Özellikle gösterge tablosu ve multimedya ekranını tek parçaya doğru döndürüp biraz da yukarıya almak. Burada çok yukarıya alınmamış ama en azından bakıldığında tek parçaya doğru gittiğini görüyoruz. Birçok marka bunu yapıyor. BMW'de de var, Mercedes'te de var, Kia'da da var, Honda'da var, bunda da var. Yani otomobilin geleceğinde belli ki burada önümüzde kocaman tek bir ekran olacak. Her şeyi oradan yürüteceğiz ki abartanlar da var. Oralara Mercedes buralara kadar getirdi. Top'ta bile var yani öyle baktığınızda. Ama genel işleyiş buraya döndü. Genel tasarım anlayışı buraya döndü. Bir de bu ışıklar, renkler falan özellikle gece görünümü de çok şık otomobilin. Ya evet ama ben hep orada biliyorsun bir şerh koyuyorum. Gece sürüşlerinde burada ne kadar fazla ışık kaynağı varsa gözlerimiz için o kadar yorucu oluyor. Yani biliyorsun göz bebeklerimiz ışığı alacak şekilde küçülüyor, büyüyor. Hı-hı. Şimdi dışarısı karanlık, farlarımız var. İlerisi karanlık. Dolayısıyla daha fazla ışık almak için göz bebeklerimiz büyümeye çalışıyor. Fakat içeride çok fazla ışık kaynağı var. O yüzden de küçülmeye çalışıyor falan gibi bir durum var. Tabii ki bunun REOS'la hani ışık şiddetini azaltırsın, kaç kişi yapıyor? Çok az. Yani bizde yüke göre far ayarını bile yapmayan insanlar olduğunu düşündüğün zaman bunu yapan kimse yoktur neredeyse. O yüke, çok nadirdir yani. Yüke lastik ayarına falan hiç girmeyin. Lastiği geç, far ayarından bahsediyorum. Burada hani solda bazı otomobillerde düğme vardır ya 0, 1, 2, 3, 4 diye. Onu bile yapmıyorlar ki. Farlar tepeyi gösteriyor ondan sonra. Austral diğer Renault'lardan ne kadar farklı? Çok farklı. İç mekan tasarımı açısından söylüyorum bunu. Direksiyon simidinden başlayarak gördüğün gibi bak üstü düz, çok altı düz falan. Şık ama ya. Çok şık, çok sportif görünüyor. Alpine adına uyuyor aslında bakarsan böyle baktığında. Diğer taraftan işte burada alkantaralar var vesaire. Hoş duruyor ya, gerçekten hoş duruyor. Bugüne kadar benim de kullandığım Renault'lar içerisinde bana lüks hissini en fazla yansıtan bu. Kesin katılıyorum. Değişik şeyler var burada, bak kol ileri geri hareket ediyor biliyorsun bu. Yani çok kullanışlı mı değil mi tartışırız ama. Ben bunu da beğendim ama böyle hani. El koymak için. El koymak için arada aslında biraz. Elini alıp böyle hani şöyle yapanlar filan da olacaktır büyük ihtimalle. Bilmem, ben elimi hep 9 çeyrekte tuttuğum için böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ya yok, yok İstanbul trafiğinde duruyorsun ya mesela. Ya hani, o zaman ya şöyle hani beklerken. Evet. Doğru, haklısın. Oralar için yok. Çok şey. Bir de senelerdir alışmışsın eliniz böyle vites kolunda falan beklerken. O falan. İşte, ay bak onu hemen söyleyelim. Açılışta söyledik. Şurada 1, 2, 3 bir de bu var 4 tane ayrı kumanda kol elemanı var. Direksiyon kolonunun sağ tarafında. Niye bu kalabalığa izin verdiklerini anlamıyorum. Hani şunu anlıyorum. Zaten direksiyon kolonuna sabitlenmiş müzik sistemi kumandası herhalde 25 yıldır, 30 yıldır falan Renault'da var. Şimdi tam yılını hatırlamıyorum gerçekten. Ama ikinci nesil Clio'larda, Megane'de falan kullanılmaya başlandı galiba Türkiye'de. En azından Renault'la tanışmıştık. Ya da Scenic'de belki de. Yani çok eski zamanlardan beri var bu. Tamam, burada silecek kolu olacak. Ona da itirazım yok. Vites niye? Vitesi tamam buraya aldın da o zaman niye Mercedes'lerdeki gibi sileceği sol tarafa far koluna taşımadın? Ya bunun bir çözümü var sonuç itibariyle. Bunu acaba ne zaman ahtapot tasarım diyecek birisi? Hani böyle bir de çizgi filmlerde falan olur ya böyle her taraftan kolları çıkan canavarlar falan. Bir de direksiyonda gibi. Tabii vites seçicisi var yani kulakçıklar var. Onunla beraber 4 tane birden kumanda haline geliyor. Yani biraz karışık. Hani el girmiyor falan. Hani tamam vites koluyla çok uğraşmıyorsun yani. Kalkarken dururken kullanıyorsun aslına bakarsan. Başka bir şey yok ama yine de mesela hani silecekle uğraşırken acaba yanlışlıkla boşa atar mıyım? Evet. Ne bileyim hani bunları düşünmedim değil. Yani buraya daha iyi bir çözüm bulunabilirmiş diye düşünüyorum. Şimdi karşımda işte büyük bir dijital gösterge var. Ya bunlar burada biliyorsun seçiyorsun, ediyorsun, değiştiriyorsun filan. Bunlar artık yapılabiliyor, basit şeyler. Detayına girmeye gerek yok. Burada 9 inçlik bir multimedya ekranı var. Renault daha çok böyle hani Volvo'lara benzer yukarıdan aşağı uzayan dikdörtgenler kullanmayı tercih ederdi. Özellikle üst segmentte yani üst donanımlarda. Burada daha kare bir yapıyla karşı karşıyayız. Tasarım ona izin vermiyor demek ki. Ben bunu daha çok seviyorum bu arada. Hani bence de. Ekran ne kadar yukarıda, göze ne kadar yakın o kadar iyi. Hep söylüyoruz bunu. Ama çözünürlüğü vesairesini beğendim. Yani şu noktalar birazcık kullanırken uzak kalıyor yalnız. Yani evet. Yani şöyle yapmak gerekiyor. Biz bir de kısa boyluyuz ya ondan dolayı. Kolumuz kısa. Evet belki de. Bizim kolumuz uzun değil, her yere ulaşmıyor. Şu mesela ses değil mi? Evet. Açıp kapamak. Yani normalde hep alışmışız ya bu tarz şoföre yakıt. Orada ama da var. Burada var ama bak lütfen.
Adam düşünmüş koymuş bunu buraya. Tamam peki. Sen haklısın abi. Ya rica edeceğim ama lütfen yani ya. Yani sonuç itibariyle evet oradaki kumandaya, ses kumandasına uzak kumandası. Yani şöyle yapalım onu, hatta gösterelim. Ay. Bak şey yapamıyorum bile. Evet. Dedim ya çok uzak kalıyor. Çünkü senin için burada direksiyon kolonunda ses kumandası var. Ya sanki bunu bu taraftaki için yapmışlar. Yolcu için tabii. Yolcu yani. İçin hani sen yolcu de buradan sesi de değiştirmek istiyorsan diye bu tarafa almışlar. Aynen. Orada incelik var aslında. Var. Birçok otomobil firması bunu yapıyor. Yani bazıları buraya koyuyor onu sağ tarafa. O zaman sürücü de elini attığı zaman oraya ulaşabiliyor ama bu direkt olarak yolcu için. Diğer taraftan burada kumandalar var direksiyonun üzerinde. Mesela View dediği kumandayla gösterge tablosunun şeklini, şemali değiştiriyorsun. Onun yanında bir tane yukarı aşağı tuşu var. Oradan işte burada yol bilgisayarı verilerini değiştiriyorsun vesaire. İşte cruise control yani hız sabitleme sistemini komanda edebiliyorsun vesaire vesaire. Bir sürü hikaye var ama bir de burada multisense diye ayrı bir düğme var. Bunun işte şu anda biz Eco'da gidiyoruz. Bastım. Sport olduk. Zaten kırmızı oldu. Zaten birden kırmızı da oluyor. Evet. Evet. Sonra bir tane Perso diye var. Yani personalization aslında halde. Kişiselleştirme. Burada istediğin gibi ayarlayabiliyorsun hikayelerini. Ve bir de konfor var. O da mavi. Aynen öyle. Evet. Yani velhasılı kelam yani iç mekan yüksek teknoloji hissettiriyor. Kalite hissettiriyor. Bu arada bagaj önemli bu tip otomobillerde, aile otomobili olarak görüyorsak bunları. 500 litre bagajı var ama arka koltuklar kızaklı. Onları en öne getirsen 575 litre oluyor. Bu da güzel. Yani iyi özellikler diye düşünüyorum ben bunları. Çok çalışılmış bence. Çalışılmış evet, çalışılmış kesinlikle yani. Çalışılmış bir otomobil bu. Motora gelelim. Renault, Nissan, Allianz'ın Mercedes'le işbirliğiyle yaptığı 1.33 litre motor var ya benzin. Bu var. 160 beygir. 270 Nm tork var. Bu hacimdeki bir motor için bence oldukça iyi. Yani 1.3 litre aşağı yukarı motor. 270 Nm. İyi. Ve tabii şuna da bakmak lazım. Nasıl devirleniyor? Bu motorun en önemli, hani bana göre özelliği, çok çabuk devirlenmesi. Çok çabuk devirleniyor. Performans hissinin yüksek olması. Yani orada yırtıyor kendini motor yüksek devirlere çıkmak için. Diğer taraftan CVT şanzıman. Bu da tabii yakıt tüketimini aşağı çekmenin ve emisyonu aşağı çekmenin yollarından biri. Ha ne kadar uyumlu, ne kadar uyumlu değil. Yani CVT şanzımandan çok fazla performans beklemek doğru değil. Amma ve lakin bu motorla yine de o performans hissini yaşatıyor sana. Ha son hızı düşük. Saatte 175 km. Mesela daha iyi olması gerekirdi diye düşünüyorum. Saatte 100 km hıza çıkış süresi 9.7. Bu segmentteki birçok otomobil aşağı yukarı bu seviyelerde zaten. Fakat ara hızlanmalarda ben çok keyif alıyorum bu otomobili. Biraz sonra yaparız birkaç tane. Yani keyifli gidiyor. Hayır demiyor. Yani CVT'yi bazen unutturuyor insana. Kullanırken ben de onu hissettim değil mi? Birkaç kullandım bunu. Bayağı hani böyle şu hareket mesela. Diyor ki basabilirsin, problem yok. Ben sana karşılık verebilecek durumdayım. Evet. Kesinlikle. Yani bir aile otomobili olarak düşündüğünde zaten o veriler gayet normal. Bu arada hız tümseklerinden çok başarılı geçiyor. Özellikle biraz hızlı geçiyorum. Peki. Süspansiyonun nasıl karşıladığına bakmaya çalışıyorum. Bir soru soracağım sana. İstersen sonra da yanıtlayabilirsin videonun sonuna doğru. Bu otomobil Renault değil de bir premium marka olsaydı. Ya şurası eksik kalmış. Bu premium arabada da bu eksik olur muydu diyeceksin. Şimdi premium dediğin zaman eksik bulmak çok daha kolay. Yani sonuçta bu büyüklükteki premium otomobillerle hani fiyat farkına baktığın zaman zaten yani fark var. Çok fark var yani. Dolayısıyla her otomobili kendi fiyatı içerisinde kıyaslamak gerekiyor. Çünkü yani verdiğin paranın karşılığını veriyor mu kardeşim bu otomobil? Bu otomobil çok net olarak Renault'un beklentisinin üzerinde bir şey sunuyor şu anda. Ya Renault biraz yukarı çıkmaya çalışıyor. Evet. Bir tık artık oraya doğru, yukarıya doğru gitmeye çalışmış. Görünen o. Bence elektrikli otomobil çağında da Renault daha yüksek imaja sahip bir marka olmaya oynuyor. Onun da ilk adımları bunlar. Bence de öyle. Yani ben onu hissettim. Ya biz Renault'yuz. Bu kadarı yeterli dememişler. Evet. Ne varsa yükleyelim. Artık biraz çıtayı yukarıya taşıyalım demişler otomobilde. Bak şunu da söylemek lazım. CSU Türkiye'de de Avrupa'da da en büyük pazarlardan biri. Yani burada artık tüketici beklentileri de yükseldi. Rekabet de çok güçlü. Ve ilginç olan nokta şu. Biliyorsun son 20-25 yıldır premium markalar aşağıya doğru inmeye çalışıyorlar.
biraz. İşte niye Mercedes A var, niye BMW 1 var vesaire. Yani daha ulaşılabilir modellerle normal diyelim hani volüm markaların pazarından pay almaya çalışıyorlar. Volüm markalarda onların pazarından biraz tırtıklamaya çalışıyor şimdi. Dolayısıyla kaliteyi yükseltmek zorundasın. Sadece volüm markalar arası rekabetten bahsetmiyorum burada. Tabii ki kendi aralarında rekabet var ama volüm markaların bir kısmında kalite konusunda yukarıya çıkışı zaten görüyoruz. Bir de ne kazandırıyor biliyor musun yeni teknolojiler? Şu o kadar şık görünüyor ki. Yani premium bir markadan farkı yok şunun. Evet, aynen öyle. Tamam. Bu bir avantaj. Ve şuraya koyduğu işte bir alkantara koyuyorsun. Bir anda şekil değişiyor. Yani bir de işte bak şu emniyet kemerinde ve şuralardaki mavi dikişler filan. Tamam bu espri Alpine donanımına özel ama işte bir şeyler ortaya koyabiliyorsun. Bunu niye sunroof yapmamışlar onu anlamadım. Sabit cam. Birçok otomobil var yani. Birçok otomobil var. Yani bu kadar büyük bir camı açamazsın zaten. Bir de ben hep yani bundan da hoşlanmıyorum da ya açılır tavanlar da büyük problem yıllar içerisinde. Sen de iyi biliyorsun. Yani isteyene bu yeterli bence ya. Ama işte bize iş çıkıyor oradan onu açtığımızda. Sarmık temizliği vesaire. Sen de haklısın. Yani. Sen de haklısın. CVT dedik ya burada da vites kulakçıkları var. Çok uzun yıllardan beri CVT şanzımanlarda belli oranlarda kilitleyip dişli şanzıman gibi sabit oran kullanma şansı veriyor zaten otomobil firmaları. Bu da ona yarıyor. Mesela virajlı yollarda bunu kullanmak keyifli hale geliyor. O zaman performans hissi de iyileşiyordu. Sen kontrol ediyorsun artık o saatte. Tabii tabii tabii. Yani şey al, 5. vitesi aldım mesela. 6'yı aldım. Sabit oran şu anda. Aynı dişli şanzımanlar gibi sabit oranda gidiyoruz. 7'yi aldım. Önde McPherson tipik. Arkada torsiyon vesaire. Bu arada Avustral'de 20 tane elektronik destek sistemi var. Bunlar en gelişmiş sistemler. Yani işte az önce hissettin mi bilmiyorum. Beni şerit takip sistemi direksiyonuma müdahale edip içeriye almaya çalıştı mesela. Şey de var. Sol tarafta araç geliyorsa abi, tabii diye ya, seni içeriye sağ alıyor. Ya bu iş artık buraya geldi. Elektronik sistemlerle birçok otomobil aslında teorik olarak birbirine çok yaklaştı güvenlik anlamında. Şey söylüyorum. Gibi düşün. Takip izleyenler için şey olarak anlatalım. Kör noktada bir araç var ve siz sollamaya çıktınız, aracı görmediniz, otomobil sizi içeriye alıyor. Peki bir dakika çıkamazsın. O kör noktanın yarattığı problemi de aslında ortadan kaldırıyor. Yani işte diyorum ya, teorik olarak baktığında premium bir marka ile bu otomobilin elektronik destek sistemi arasında önemli bir farkı kalmadı. Yani buna demokratikleştirme deniyor. Otomobil firmalarının yöneticileri bu lafı kullanır. Otomobil demokratikleşiyor. Yani premium bir araçta olan bir donanım aynı zamanda uygun fiyatlı bir otomobilde de karşına çıkabiliyor. Güvenlik donanımları bütün otomobillerde eşit olmalı. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani her otomobilde aynı güvenlik donanımı dolu olanlardan bahsediyorum. Evet. Mesela biraz önce bahsettiğimiz kör noktanın otomobil tarafından algılanıp içeriye alınıyor olması her otomobilde olursa birçok kazaya önlersin. Ya evet işte Türkiye'de bazen garip şeylerle karşılaşıyoruz. Yani kör nokta kapatılır. Yaz yaz. Kör nokta kapatılır geç. Mesela bu örneği ben birkaç defa verdim. İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Maslak'tan Sarıyer'e doğru giderken eskiden orası iki şeritle biraz da emniyet şeridi vardı. Sonra orayı mecburen üç şerit yaptılar. Ama şeritler normalden dar. Ve bazı arkadaşlar bizim herhalde cep telefonuna bakmaktan dolayı olsa gerek şeritten kayarlar böyle. Sen de kaçmaya çalışırsın ondan. İşte o zaman o sistem seni şeritte tutmaya çalışıyor ya. Ama tutmamalı. Ama tutmaya evet, çalışıyor onun birinci görevi o. Şeyde ya oralarda ben mesela ürküyorum. Ben de şeyde yaşadım bunu. O hani kör nokta işi var ya. Şimdi kamyon var ve ben mesela kamyonu gördüm hafif bir açık kaçarım. Evet. Kamyon abi bu hani ne yapacağı hiç belli olmuyor çünkü. İçeriye atıyor. Diyor ki solunda araba gelecek. Yani arka taraftan görüyor onu. Diyor tabii ki görüyor. Bu taraftadır hani. Ama o zaman da kamyonun dibine atıyor seni. Orası bir tık tehlikeli. Çünkü yol genişliktir hani değil Türkiye'de. Ya tabii şimdi bu elektronik destek sistemleri aklı başında otomobil kullanılan ülkelere evet, göre yapılıyor birazcık maalesef. Bizim gibi ülkeler için bazen uyumlu olmayabiliyor. Mesela acil frenler var ya kendi kendine evet, otomatik fren yapıyor. Bizim döner kavşaklarda ne biliyorsun hani kimse kurala uymuyor. Sen durup yol vermeye kalksan arkandaki dağat diye yapıştırıyor. Küfürler kafirler bilmem neler. Burnunu sokmaya kalkıyorsun otomobil tehlike onu görüyor ya engel diye. O hareket ediyor halbuki sen onu gözle ayarlayabiliyorsun da sistem öyle bir şeyi tolere etmiyor. Çat diye çakıyor freni.
arkada gidiyorum, niye fren yaptın? Bazen oluyor ya, sosyal medyada karşımda çıkıyor işte, iladı vermeden söylüyorum işte. Bilmem nerede, medeniyetteki 30 saniye falan. Birisi kırmızıda duruyor, sonra arkaya giriyor, çat 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 çat, arka arkaya hepsi yapışıyor. Şimdi birazcık konfordan çıkalım, biraz sporta gelelim de. Şöyle bir bakalım nasıl gidiyoruz, ne yapıyoruz. Hatta ben biraz da bunu manuele de alırım şimdi şöyle. Ha? Çok güzel olacak. Oo. Canım bu Alpin dedin ama hani Renault yani. Yani bu abi. Şimdi, hani kas mı diye söylüyorum yani. Şimdi büyük jantlar var tabii. Yol tutuşa yönelik yapılmış bir otomobil. Hani bu açıdan baktığında yol tutuş öncelikli olduğunu söyleyebilirim ama sürüş konforu hala iyi. Önden biraz kaydı fark ettiysen. Ama motor, motor yırtınıyor. Evet, hani motor şu an için. Artık bağırıyor. Bu segmentte bir otomobil için yol tutuş ve konfor dengesi bence iyi. Yani yol tutuşta hiç kötü değil bu arada. Bu arada şeyi söylemeyi atladık, bak motorla ilgili anlatırken mild hibritten bahsediyorduk aslına bakarsan. Bu motorda bir küçük elektrik motor desteği var. Tabi bu yakıt tüketimi açısından avantaj sağlıyor. Renault'un açıklamasına göre %8 oranında yakıt tüketimini düşürüyormuş. Mild hibrit. %8 çok iyi oran yalnız İyi rakam, ya. İyi rakam yani. Bu arada bizim yakıt tüketimimiz 8 litre. Evet. Civarında gezdi hep. Onu da söyleyelim. Yani İstanbul trafiği de göz önüne alındığı zaman fena bir tüketim değil normal bence. Normal bir tüketim. Fena bir tüketim değil. Bilmiyorum, ben bu otomobilin kullanımını sevdim. Yani alışıldık Renault'lardan biraz daha farklı. Biraz daha nasıl söyleyeyim, Alman-Japon arası bir noktaya gelmiş doğru, sanki. Doğru tespit. Yani öyle bir noktaya yani, tutmuşlar otomobili. Renault bu çizgiyi devam ettirirse kendini bir tık şey gibi görüyorum ben bunu. Opel'deki Mokka ile beraber başlayan değişim gibi. Gibi. Ya Opel zaten hep mesela iyi yol tutardı ama hep ağır otomobiller yapardı. Sonra bunu hafifletmeyi başardılar. Stellantis grubuna dahil onlarla beraber. Tabii öncelikle PSA, sonra Stellantis. Ama hani bu otomobili birine bindirsen, uzun yıllar Renault kullanmış birine bindirsen, logoları kapatsan, görmese tasarımını vesaire, kullandırsan Renault demez büyük ihtimalle. Demez büyük ihtimalle. Bu açıdan hani hoşuma gitmedi değil yani. Hoşuma gitti bu otomobil bir Renault olarak baktığında ve segmenti içerisinde de. Bu segmentte daha büyük otomobiller var. Bu tamamen şeyle ilgili, ihtiyaçla ilgili. Yani mesela Citroen C5 Aircross. Daha uzun, çoğundan daha uzun. Arkada diz mesafesi daha geniş. Daha konforlu. C5 Aircross'tan sonra bunu kullandım biliyorsun. Evet. Bu daha sert bir süspansiyon. Daha sert. Çok daha sert bir süspansiyon. Ama işte ona göre de sana bir sürüş sevki vermeye başlıyor ve virajlarda avantaj sağlamaya başlıyor. Peki soru şu, fiyattan bağımsız konuşuyorum. Bir CSU alsan bu otomobili ilk 3'e yazar mısın? Alternatiflerde. Ama yani benim ihtiyaçlarımla başkalarının ihtiyaçları birbiriyle örtüşmeyecektir ya. Ben senin ihtiyacına göre sordum. Başkası benim ihtiyacım yok ki. Yok ama şaka bir yana, bence gerçekten de Renault'un bugüne kadar yaptığı en iyi CSU. En iyi SU hatta. Yani onu söyleyebilirim. Ya böyle bir niyetiniz varsa Avustralya'da bir görün. Bulursanız bir, tabii. Bir görün, bir test sür. Ya biz hep otomobil var gibi konuşuyoruz tabii her dakika. Yani, olacak ama. Olacak arkadaşlar. Yani, bu hızlı hani tüketim bir şekilde, fırsatçılık falan bitecek, bunun yolu yok. Bir şekilde durdurulacak ya da duracak. Ekonomik sebeplerle belki de. Bu ikinci yılın ikinci yarısında bir şeyler biraz daha oturur diye tahmin ediyoruz. Göreceğiz, zaman gösterecek. Evet, gelelim Avustralya'nın fiyatına. Tabi bu Espri Alpin için geçerli fiyat. 1.598.000 liraya geldi bu otomobilin fiyatı. Ki Nisan ayında ön siparişi açtıklarında 1 milyon seviyesindeydi. Civarında yani %30'a yakın arttı aslında otomobil fiyatı neredeyse. Tabi o günlerdeki euro kuruna bakmak lazım. Bugünlerdeki euro kuruna bakmak lazım. Vesaireye bakmak lazım. Diğer taraftan donanım, ekstra donanımlar var. Tamamını alırsan ki bu otomobilde hemen hemen hepsi var onların. 158.500 liralık da opsiyon donanım var. Bunların hepsini alırsan da 1.700.000 liraya geliyor. Valla bu otomobili alıyorsan bu ekstradan hepsini al. Yani. Yaptın madem bir şey. Yaptın bir hayır. Tut bacağından hayır evet derler. Yani. Yaptın bir hayır aynen. Hepsini alırım çünkü dolusu güzel bir otomobil. Yani. Dediğim gibi Renault amblemini çıkar başka bir şey koy sırıtmaz. Yani daha algısı yüksek bir marka koy sırıtmaz diye düşünüyorum ben açıkçası.
Neyse yani güzel göreceğiz. Doğru. Genel olarak bakıldığında dediğim gibi iyi hazırlanmış bir otomobil hissi veriyor. Sportif hissi daha ağır basıyor ama konfor konusunda çok zayıf değil. Yani zayıf değil. Koltuklar güzel. Bu otomobili gördükten sonra önümüzdeki yıllarda çıkacak olan Megane'ları vesaire diğerlerinde hani yavaş yavaş... Zaten şey geliyor biliyorsun, Megane'ye Eylül'de bir terslik olmazsa gelecek, elektrikliye dönüyorlar artık. Ha bu arada bu büyük ihtimal, ya büyük ihtimal ederken %100 herhalde Renault'un ürettiği son benzin motorlu SUV olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Belki bir süre daha bunu makyajlanacak vesaire olacak. Normal bir otomobilin pazar ömrünün, piyasa ömrünün 6-7 yıl olduğunu düşünürsen 2023'teyiz işte, 2030'a kadar bu gider. Zaten 2030'dan oradan sonra zaten tamamen elektrikli, en azından Avrupa pazarı için tamamen elektrikliye dönmüş olacak birçok marka. Renault da onlardan biridir. Hikaye bu yani. Güzel. Var mı ekleyeceğim bir şey? Parmak gelmeyecekse kapatacağım. Ya gelir de boş ver şimdi ya. Yani çok konuştuk diyorsun ya. Çok konuştuk ya. Çok konuşuyoruz. Biz çok konuşuyoruz ya vallahi ya. Yaşlıyız o yüzden. Yaşlıyız vallahi. Bu arada mesela frenini de beğendiğimi söylemeliyim. Bak atlamayalım. Bak direksiyonla ilgili bir şey söyletmedin bana. Ama hayret bir şeysin ya. Oğlum konuş diye, var mı bir şey diye sordum ya. Direksiyon hissiz. Bundan hoşlanmadım. Ha. Yani zeminle ilgili bilgilendirmeyi vermiyor ama ya bak şeyler de fena değil. Yönlendirme emirlerinde fena değil. Ama biraz daha ben zeminini hissetsem filan daha iyi olur diye düşünüyorum. O da senin problemin kardeşim. Benim biz arabayı yaptık. Sen hissetmiyorsan ama, bizim verdiğimiz ne? Fren pedalını beğendim. Yani dozlamasını, fren gücünü vesaireyi beğendiğimi söylemem lazım. Bunlar da bu otomobilin artıları. Peki. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Rica ederim. İzleyen ve değer veren bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda, testlerde, stüdyo programlarında, bu ara çok az yapıyoruz ama Halit yüzünden, canlı yayınlarda. Benden ötürü. Benden ötürü, evet. Ben çok yapalım istiyorum ama ne konuşacağız oğlum diyor. Konu çok diyorum, boş ver diyor. Bak şikayet ediyorum size. Altına yazın ki canlı yayın yapalım diyor. Bak artık tepçe yapın yani, baskı yapın adama. Canlı yayınlar güzeldir bak, ya. Bu arada az önce de ilk geçişte de söylemiştim. Hız tümseklerine, süspansiyonun, yani tekerleklerin hız tümseklerinin karşılaması ve ayrılması güzel. Düşmüyor otomobil. Hoşuma gitti o yüzden. Ve küt diye girmiyor. Girmiyor evet. Yani tekerlekler yolu güzel takip ediyor demeye çalışıyorum. Peki. Sen bir şeyden anlatacaksan ben uzatırım yok, konuyu genelde. Yok yok uzatma artık, kapatalım. Hayır peki tamam. Teşekkür ediyoruz izleyen ve değerli herkese. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.